ulusal birlik, Kürt ulusal birliği gibi bir mesajla eğer ortaya çıkarsa hem Rojova'dan hem Irak'takilerden, Süleymaniye'den, Erbil'den bir birlik şeyi yaratabilirse buna direnebileceklerini yani Türkiye'nin Bağdat'la yapacağı böyle bir ortak operasyona direnebileceğini düşünüyor örgüt. Ve böyle bir birlik havası yaratmaya çalış yaratmayı deneyebilir gibi görünüyor. Eğer mesaj buysa, Nevruz'da beklenen mesaj, o zaman bizi bayağı hararetli bir şey bekliyor demektir. Yani önümüzdeki süreçte bu seçim öncesine çok belki seçim öncesi değil ama çünkü çok az vakit kaldı. Türkiye bir askeri operasyona hemen başlar mı emin değilim. Ama ilkbahar aylarında Türkiye böyle bir askeri operasyonu başlatırsa ve eğer Kürtler biz hep birlikte direnişe geçiyoruz derlerse bu bölgesel çapta sonuçlar yaratabilecek bir şey olur, çatışma ortamı olur. Ve o zaman sadece Türkiye değil tabii Irak'ta ve Suriye'de ve bölgede karışır. Ee, o yüzden burada kartların yeniden dağıtılacağı bir e, çok önemli, ilginç, sıcak bir döneme giriyoruz. Çok enteresan. Uluslararası güçler buna izin verir Türkiye. mi, vermez mi? Yani Türkiye açısından şöyle bir elverişli pozisyon var. Amerika çekiliyor. Rusya meşgul. Ee, Ukrayna sorunuyla çok meşgul. Dolayısıyla burayla e, bağı zayıflamış durumda. İsrail orada bambaşka bir şeyin içinde. Yani bölge şu anda biraz boşlukta denilebilir. Hele Trump'ın seçilmesi halinde, oradan Amerika'nın komple çekilmesi durumunda büyük bir şey doğacaktır. Türkiye avantajlı durumda çünkü özellikle Ukrayna Savaşı'nda Ankara bir şey kazandı. İki tarafla da görüşebilen bir özelliği var. Bunu Avrupa'nın dolayısıyla desteğini kazandı Ankara'da rejim. Ama İsrail'de bunu çok tekrarlayabildiğini söyleyemem. Daha çok hani Hamas yanlısı bir rejim olarak görüldü Ankara. Dolayısıyla İsrail de ciddiye almadı. Orada bir arabulucu rolünü fırsatını kaçırdı Erdoğan. Ee, Hamas e, sempatisi yüzünden diyebilirim bir yandan İsrail ile ticarete devam etse de Avrupa'da Ukrayna'da kazandığı prestiji kazanamadığını söyleyebiliriz. Ama burada elinin daha rahat olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü işin bir ekonomik boyutu var. Bir ekonomist olarak sen bunu çok daha iyi değerlendirebilirsin. Sonuçta Avrupa'nın da nemalanacağı bir yol bu, kalkınma yolu. Yani sonuçta ticaret yolları açılacak. Dolayısıyla Avrupa'nın yani çok da umurunda olmayabilir Türkiye'nin orada yapacağı harekat sonuçta bir kalkınma yoluna e, yol açılacak diye buna göz yumabilirler gibi geliyor.